Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine size çok güzel bir model hazırladım. İğneden tığa bir model. Şöyle ilk önce tığımın numarasını göstereyim ve bu gördüğünüz üç renkten çalıştım e, türbentim hardar sarısı diye hardar sarısı kullandım sarı yerine şöyle bakın arkadaşlar üç boyutlu bir papatya çalışması yaptım şöyle bakın çok tatlı ve zarif bir model oldu bunu daha önce arkadaşlar videosunu çekmişim ama hiç yani anlaşılmıyor videomu çekmişim e, yoksa sadece örneğimi göstermişim o da hani ışık açtığı için simsiyah Şöyle dedim isteyen arkadaşlarım oluyor. Net bir, güzel bir videosunu çekeyim. Şöyle bakın 3 boyutlu sanki böyle boru varmış gibi kolay boru yapımıyla ee, papatya çiçeği. Bu şekilde. Bunu daha önce arkadaşlar iğne oyası kanallarında görmüşsünüzdür. Böyle bu şekilde kolay iğneden tığ yapımı. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle kiran resmi almak isteyenler için tutmak istiyorum. Şöyle daha iyi net gözüksün. Bakın alt kısmı ve şöyle üstten 3 boyutlu bakışı. Modelim bu şekilde. Evet hemen başlayalım. İlk önce şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemini yapıyoruz. 696 nolu videomda tüm püf noktaları ile mevcut. Bakın. İlk başlar gibi başlıyoruz. Arka tarafı unutalım. İlk defa sık iğne ile ipimizi sabitledik ve iki tane zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Boştaki tığ battıya iki 2 alarak trabzan. dört zincir kapattım. Sonra iki zincir bir defa tığımı doluyorum ve bu şekilde. Şimdi beş tane bu şekilde ara mesafesini verdik. Bakın şöyle tutayım. İlk başlarken de aynı şekilde 5 tane bırakıyorum arkadaşlar şimdi 5 tane de tığ battı yapacağız ara suyunu yaptık şöyle üçer zincirden sıkı sıkı 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir hemen kapattım 3 zincir Şöyle 5 oldu sanırsam 3 4 5. Bir zincirle ters tarafına çeviriyorum. Şimdi yuvasını hazırlayacağız çiçeğimizin. Bakın bu şekilde. Hemen 8 zincir. 5 6 7 ve 8. Bir tane bırakıyorum ikinciye. Ve sabitledim. Kenarda iki tane kaldı. İki zincirle dönerek yaprağımızın yapılışına başlıyoruz. 2 ve 2. Bakın bu şekilde iki tane tırabzan. Bir defa tığı doladım. Yavaş göstereceğim arkadaşlar. 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şimdi 2 2 2. Bakın. 3. ve 4. tırabzan 3 seferde fakat birisi tek, birisi 2 2 alınarak. 2 defa tığı doladım ve 1 ve 2 ve 2 ve 2. Toplamda 5 tane trabzanım oldu. Sonuncuyu 3 defa dolayıp 2 2 2 Şöyle bir tık hepsini yavaş yavaş uzattım. Evet, şimdi 4 zincir. 4 zinciri buraya kapatıyorum. Geri kalan kısma da böyle 6 ve 7 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 3 4 5 6 kenar sık iğneleri genelde yaprakların 6 veya 7 alıyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde yaprağımız hazır. Bismillah. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincir bizim dalımız olacak. Çiçeğimizin dalına 10 zincir çektik. Yine bakın 2 zincir çekerek yaprağımızın yapılışına başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. 2 ve 2. Bir defa tığı doluyorum. 3 seferde. 1, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şimdi 3 seferde yine 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girip 1, 2, şöyle arkadaşlar tekrar yapalım. 2 defa tığı doladım yuvaya girdim şöyle 1 2 2 ve 2 tekrar 3 defa dolayıp son trabzanı yapacağız bakın yine 2 2 2 ve 2 iki. sırasıyla bir tanesi 2 iki, iki, bir tanesi birden başlıyor sırayla 4 zincir kapatıyorum Buraya. bu geri kalan kısmıma altı tane sık iğne veya 7 tane 1 2 3 4 5 ve 6 Evet. 7. de yuvada. Yaprakta tamam. Hemen tığ battımın içine girip sık iğne ile yaprağımı sabitledim. Şimdi aynı sağda iki tane tığ battı yaptık. Solda da iki tane tığ battı yaparak 1 2 3 zincir. 2 tane tığ battı mesafemizi verdik şimdi ara suyuna geçiyoruz ilk başlarda yaptığımız gibi bu şekilde üçgen kirpikli trabzan buraya 5 tane çekiyorum arkadaşlar eğer şayet isterseniz buralara şöyle pipirik yapabilirsiniz tepe noktalarına ben sade bıraktım sizler bu şekilde kirpikli yapabilirsiniz 1 2 3 4 5 zincir kapattım tam ucuma 2 zincir sıradaki yuvaya 2 zincir bir defa tığımı doluyorum şöyle 5 zincir 1 2 zincir 1 2 zincir Evet arkadaşlar bakın şekilde 5 tane yeterli. Hemen çiçeğimizin yapılışına, papatyamızın yapılışına şöyle geçelim. Evet. Bu şekil. Şimdi bu 10 zincirli dalımıza çiçeğimizi yapalım. Evet. Şimdi 10 zincirli dalımızın içine giriyoruz. Sık iğne ile ipimizi buraya sabitliyoruz ve 5 tane zincir. kapattığım Yeşil dalın içine 5 zincir bu iki 5 zincir bu 3 5 4 5 zincir Şimdi iki tane zincir çekiyorum 6 kirpiği bu şekilde trabzanda yapacağım bu şekil güzel duruyor arkadaşlar yukarı çıkıp iki zincir çekmek zorunda kalmıyoruz direkt yukarıdayız bakın trabzanla şimdi dört tane zincir çekiyorum şöyle ters tarafına çevirdim bu hemen yanadaki kirpiği aralayıp içine kapattım şöyle üç tane zincir çekiyorum yuvanın içine kapattım üç tane zincir yuvanın içine kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Yuvanın içine kapattım. Yine 3 zincirimi çekip 6 tane dalın üzerine 5 tane bu şekilde üçer zincirli yuvalar yaptık. Onlara da şimdi papatyamızın yapraklarını yapacağız. Evet. Şöyle bakın bu dalın küçük olması güzel oluyor arkadaşlar yoksa e, daha önce dediğim gibi çektiğimde sağa sola yatıyordu. Bu içine bu şekilde kömük olacak ki papatyanın yaprakları sağa sola yalpa yapmıyor. Bak 10 zincirden bu şekilde yeşil dal önemli. Çünkü çiçeğimizi taşıyan dalı olacak. Evet şimdi hemen hardar sarısıyla da yapraklarını yapalım. Evet şimdi yapraklarımızın yapılışına başlayalım. Şöyle ilk 3 zincirli yuvanın içine 3 tane sık iğne yaparak modelimize başlayacağız. Bakın bu 1, bu 2 ve bu da 3. 3 tane sık iğneyi yaptık ilk beyaz yuvamızın içine. 12 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12. Şöyle tersini çevirdim. İlk sık iğnemin tepe noktasından girip buraya sabitliyorum. 12 zincirimi ve beyaz yuvaya bir sık iğne yapınca güzel oluyor arkadaşlar dönüş buraya muhakkak bir sık iğne yapın şöyle ve iki tane zincir çekerek düz yüzüne döndük yuvamızın içine girip kapattım bu ilk kirpiğimiz iki zincir iki bu şekilde ikişer zincir çekerek 12 tane kirpik yapacağız. 2 zincir

12. Toplamda 12 tane alıyor bakın bu şekilde. Son buraya hiç zincir çekmeden bir sık iğne ile iniş yapıyorum. Evet, ilk yaprağımızı bu şekilde yaptık. Şimdi diğer yuvaya 3 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı ilkinde olduğu gibi arkadaşlar. Nasıl 3 sık iğne ile başladık? Buraya da 3 sık iğne ile başlayacağız. 12 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Hemen çevirdim. Buraya bakın. Ortada bir tane bırakıp baştaki yere sabitliyorum. Şimdi sık iğne ile döneceğiz ya bu geçiş yeri. Oraya da arkadaşlar bir sık iğne. İki zincirle düz yüzüne dönüyorum. Bakın bu şekil. Hemen iki zincirimi kapattım. Bu ilk kirpiğim. İki zincirimi kapatıyorum. İkinci. Üçüncü. 4 5 6 7 8 9 böyle 12 tane 12 zincire kirpik yapıyoruz. 11 oldu sanırsam arkadaşlar. 2 4 6 8. Evet, bir tane daha yapalım. Konuşurken sayıyı unutuyorum bazen. Ve sonuncu da hiç zincir çekmeden sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. İkinci yaprağım da hazır. Şimdi aynı şekilde üçüncü yuvama 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne. 12 zincir. 7 8 9 10. 11 ve 12 hemen ortada bir tane bırakıp şöyle ilk sık iğnenin içine giriyorum ve bir de şu aşağıya iniş var arkadaşlar sık iğne oraya da bir tane girip oradan dönüşümü köşemin güzel olmasını sağlıyorum Evet şöyle güzel durmasının sebebi de o arkadaşlar yaprakların tok ve böyle görünür durmasının sebebi Buradaki sık iğne. Zinciri kapattıktan sonra bir sık iğne yapmamız. Yine 12 tane kirpik. 4 5 şöyle 6 7 8 görmeniz için 9 10 11 ve 12 Evet son yuvaya sadece sık iğne diğer yuvaya da bu şekilde sık iğne ile hiç zincir çekmeden sık iğne ile geçtim ve 3 tane sık iğne Evet arkadaşlar böyle kalıp gibi güzel bir yapraklarımız oluyor 12 zincir 7 8 9 10 11 ve 12 hemen ilk sık iğnenin tepe noktasına giriyorum buraya sabitliyorum ve yanına da hemen sık iğne yapıp dönüşümü yapıyorum 2 zincirli 2 zincir arkada çekip dönüyorum ve buraya 12 tane 2 zincirli kirpik yapıyorum 12 zincirli yuvaya tam 12 iyi alıyor arkadaşlar Şöyle 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet yine 12 kirpi doldurduk. Şöyle yuvanın içine bir sık iğne hiç zincir çekmeden sadece sık iğne ve sonucu yuvamıza geldik yine hiç zincir çekmeden sık iğne ile yuvamıza geç bakın arkadaşlar 3 boyutlu olacak ya kendiliğinden yapraklar nasıl dönüyor kendiliğinden oluşuyor bizim bir şey uğraşmamıza gerek kalmıyor yani Evet 3 tane sık iğne ile yine başlayıp 12 zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 11 ve 12 çevirdim Hemen ilk sık iğneme kapattım. Yanındaki buraya 2 zincir. 1 2 zincir. Kapatıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane yine yaptık son yuvamızı Hemen bunu da sık iğne ile burayı kapattım Bakın arkadaşlar. Şöyle. Hepsi bir kendiliğinden dönüşüm olduğu için buradan bakın hemen bu ilk sık iğne ile başlamıştık ya. Görüyorsunuz şuradan düğümün orada. Oraya hemen sık iğnenin hardar sarısı sık iğnesinin içine girip bu şekil bakın oraya sık iğne ile kapattım. Üzerine de şöyle bir zincirle iyice oturtturdum. Beyaz yuvadan ziyade o iki sık iğnenin içine girince arkadaşlar bakın daha bir böyle birbirine kaynaştırma oluyor. Bir de ben şu şekilde ip arkaya çekerek ilk yaptığımız bu şunu tutayım. bu ilk yaptığımız üç sık iğne vardı ya. Onun şöyle tığımdan ilmek alıyorum ara kısmına girerek şöyle bu biraz uzun kestim bu şekilde çekip şöyle bir sağlamlaştırma işlemi yapmak için Bakın. borumuz bu şekilde kolay bir boru hem de böyle sarının içinde arkadaşlar çok hoş durmuyor mu beyaz şöyle bakın şimdi şu ipleri temizleyeceğiz daha bir tertemiz böyle işimiz olacak şöyle bakın. birini sarı birini de bu şekilde beyaz yapmıştık şöyle açalım bunu dediğim gibi kolalı da kullanırsınız arkadaşlar hemen ben şu ipleri temizleyeyim temiz temiz bakalım Evet arkadaşlar modelimiz hazır şöyle çok da tatlı ve güzel bir model oldu arkadaşlar şöyle kaldıralım bakın hardar sarısı da yakıştı beyaz da yakıştı ikisi sadece beyaz da yapabilirsiniz böyle karışık da yapabilirsiniz ev size ait. Buraları dediğim gibi kolalayabilirsiniz arkadaşlar. Kolalı bir şekilde daha sert duracaktır. Yumurta akıyla veyahut da e, saç spreyi ile. Dediğim gibi buraları bir tane boş bırakıp beyaz ve hardar sarısı koyabilirsiniz. Şu ikiyi ve e, sondaki ve baştaki ikilere. Evet modelim bu şekilde. Şöyle yakın plan şu. Sahte boruyu da göstereyim. Boru görünümü verdik. Kolay boru diyelim. sahteden. yani. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Sahte borumuzun Kolay porumuzun yapılışı. Herhalde video şey yapıyor arkadaşlar. Ee, unutkanlık. Evet modelim bu şekilde. Şöyle çok hoş ve çok güzel çok kolay bir model hazırladım size arkadaşlar. Şöyle de göstereyim bakın. Şöyle yakın plan tülbentin üzerinde de renk açısından görün evet uzaktan da rengi güzel çıkmıyor böyle tülbentin üzerinde görünmesi güzel de arkadaşlar rengini vermiyor bakın renk çok şey olduğu için böyle bozumsu bir renk oluyor aslında çok tatlı bir sarı var içinde şöyle e, beyaz yaprakların içinde yapımı kolay arkadaşlar İğneden tığa hem de yapımı kolay bir model oldu böyle tutayım sizler için çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten çok hoş duruyor da böyle tutamadığım için o güzelliği yansıtamadığımı düşünüyorum bakın çok hoş yapımı da bir o kadar kolay borusu zaten 5 6 kirpik altı kirpikten 5 yuva ee, yapılışı bu şekilde çok kolay. Bir model oldu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.